Ve şimdi bu kadarına da pes dedirten bir dolandırıcılık hikayesi var sırada. Ali ve Serpil Saraç çifti evlerine misafirliğe gelen özbe öz yeğenleri tarafından dolandırıldı. Borcumu hesabına atacağım enişte diyen yeğenine banka kartını ve şifresini veren yaşlı adam başına gelenleri öğrenince şoku yaşadı. Bunlar elimizde büyüyen bir insanlar, yeğenlerim yani. Hiç beklemiyordum yani bu durumu duyunca ben de şok oldum. Toplamda bankanın bana verdiği şey 47-48 bin lira civarında. Teyzesi ve eniştesini aradı, Ankara'da bir işim var diyerek evlerine misafir olarak geldi. Ancak Ali Saraç ve eşi özbe öz yeğenleri tarafından dolandırıldığını anladı. Bana da ufak bir borçları da vardı onların. Enişte dedi hem dedi öbür işlerimizi halledeceğiz. Hem de dedi sen de ufak borcunu şifrelelim. Borcumu senin banka hesabına atayım dedi. Eniştesinden kartını ve şifresini istedi. Evladıma dahi vermediğim şeyi bir anlık vermiş bulundum. Evlerinde kaldığı 3 gün boyunca hesaptan para çeken adam eniştesi borcunu sorunca da iddiaya göre yalana başvurdu. Ben şüphelenip bankaya gittim. Onları da bankaya çağırdım. Kim dedim? İsim yazılı. 75 yaşındaki Ali Saraç dolandırıldığından şüphelenince hemen bankaya gitti ve banka hesaplarına bloke koydurdu. Ama iddiasına göre yeğeni onun sesini taklit etti ve telefon bankacılığı üzerinden blokeyi kaldırıp kendisini dolandırmaya devam etti. Fakat o şifreyi kaldırma davasından sesi çıkar değil mi? Çünkü benim adıma şifreyi nasıl kaldırabilir? Blok olduydu bankada. Bir de gözümüzde baha baha yalan söylüyor. Yaşlı çifti dolandırırken annesiyle birlikte evlerinde kalmaya da devam eden adam pişkinliğiyle pes dedirtti. Vicdanı varsa eğer annesinin olayı komple anlatması lazım. Annesi beni çok sever. Saraç ailesi ellerindeki belgelerle savcılığa suç duyurusunda bulunurken şüpheli iddiaları yalanladı. Şov Haber'in röportaj teklifini ise kabul etmedi. İftira atılıyor bana. Ha, komplo kurdular diyor. Siz komplo kurdunuz mu? Ben yeğenime nasıl komplo kurabilir miyim acaba? Böyle bir olay olabilir mi?